Selamlar sevgili herkes. Ben Tuana Nepop Snorlax Yılmaz. IGN Türkiye'ye hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu hafta yine bir Weekly Fix ile karşınızdayım. Bu hafta hangi haberler var? Asıl önemli olan şey GTA 5'in Xbox Game Pass'e dönüşü. Godzilla vs. Kong'un yeni gişe rekoru ve Last of Us'ın yepyeni dizisi ve daha bir sürü içerikten bahsedeceğiz. Gelin içeriğimize geçelim. Şşt. Gelecek yıl çıkması beklenen Diablo 4'ün ısınma turları şimdiden başlıyor diyebiliriz. Biliyorsunuz 20 yıl önce inanılmaz bir oyun çıktı piyasaya ve oyun dünyasını derinden sarstı. Diablo 2. Diablo 2'nin yeni yapımı Resurrected'ın ilk teknik alfası çıkıyor. Hatta şu son dakika aldığımız böyle şu anda çıkmış oldu. Tam şu an bir bakın. 9 Nisan akşam üzeri saat 5'ten 12 Nisan pazartesi akşam saat 8'e kadar sürecek bir teknik alfa süreci var. Ve bu teknik alfa sayesinde oyuncular eski oyunu yeni grafiklerle yeniden tatma imkanı bulacaklar. Tabii bir teknik alfa çok oyunculu olmayacağı için arkadaşlarınızla zindanlarda dolaşamayacaksınız. Tek tabanca takılacaksınız gibi. Kılıç mı demeliydim? Neyse. Şimdilik tek başınıza olsa da beta testleri çok oyunculu olacak. O zaman arkadaşlarınızla bu keyfi yaşayabilirsiniz. Bu 4K Remastered projenin testleri sınırlı sayıda oyuncu için yapılıyor. Oyuncular 7 sınıftan 3'ünü seçebilecek ve oyunun ilk 2 bölümünü yani ilk 2 act'i baştan sona oynayabilecek. Blizzard Türkiye'den gelen açıklamayı da hemen aktarayım. Teknik alfaya katılma hakkı elde eden oyuncular 3 farklı sınıftan birini seçip oyunun ilk 2 bölümünün baştan sona oynayabilecek. Silahlı yakın dövüş ustası Acımasız Barbar, Çevik ve Hızlı Amazon ya da Efsunların Efendisi Büyücüyle düzenbazların intikamını almak için Kutsal Manastır'da savaşın ve ızdırabın kızı Anderiel'le yüzleşin. Ardından Gizemli Doğu'ya doğru yola çıkın ve Lutgolien'in ıssız çöllerini aşarak Azap Lord'u Duriel'le hesaplaşın. Alfa boyunca üst level sınırı bulunmuyor. Dolayısıyla tüm katılımcılar karakterlerini teknik alfanın sonuna kadar dilediklerince güçlendirmeye devam edebilecek. Evet, açıklamamız bu şekildeydi ama önemli bir not daha var. Diablo 2 kayıtlarına hala sahip olanlar Diablo 2 Resurrected'da bu kayıtları çalıştırabilecekler. Evet, hazır testlerden bahsetmişken söyleyelim. Final Fantasy 14 PlayStation 5'e geliyor bildiğiniz gibi ve açık beta tarihleri belli oldu. Bu popüler MMO'nun PS5 açık betası 5.5 yamasıyla aynı gün yani 13 Nisan'da erişilebilir olacak. PlayStation Store'dan Final Fantasy 14 PS5 Upgrade Edition'ı seçerseniz oyunu yeni nesil konsol için ücretsiz olarak yükseltebilirsiniz. Eğer oyunun dijital sürümüne sahipseniz doğrudan oyun kitaplığından yeni nesline yükseltme mümkün. Yükseltmeyi yapmadan uyaralım. Bu bir beta testi. Oyunun PlayStation 5 sürümü için resmi bir yayın tarihi henüz duyurulmadı bilginize. Artık sevdiğiniz birçok oyunu telefondan da oynayabileceksiniz gibi gözüküyor. Çünkü Microsoft, Xbox Game Pass'teki 50'den fazla bulut tabanlı oyuna dokunmatik kontroller ekledi. Bu, Android telefon ve tablet sahibi olan oyuncuların telefonlarına bağlı bir kumanda olmadan Xbox bulut hizmeti oyunlarını oynayabilmeleri için Xbox Game Pass'i kullanabilecekleri anlamına geliyor. Dokunmatik kontrollerden yararlanacak oyunlar arasında Slay the Spire, Sea of Thieves, Spitfarer, Gears 5, Tell Me Why, Desperados 3, Dead Cells, Donut Country, Dragon Quest 11, Echoes of an Elusive Age ve daha fazlası yer alıyor. Oyunların tam listesine tabii ki sitemizden bakabilirsiniz. İlla ki hoşunuza gidecek bir şey çıkar diye düşünüyorum. Grand Theft Auto 5 yani GTA 5, Ocak 2020 yılından itibaren Xbox Game Pass üzerinden oynanabilecek durumdaydı. Fakat 5 ay yayında kalmıştı ve daha sonra Mayıs ayında kaldırılmıştı. Şimdi 8 Nisan'da Grand Theft Auto 5 geri dönüyor. Xbox Wire'da yayınlanan duyuruya göre GTA 5, Xbox Game Pass'e Nisan ayında gelecek 8 oyundan biri. Bu ay gelecek diğer oyunlar ise şunlar. MLB The Show 21, Zombie Army 4 Dead War, Disneyland Adventures, Rush, A Disney, Pixar Adventure, NHL 21, Rain On Your Parade, Pathway. Bu arada GTA 5'e bir yeni nesil güncellemesi gelecek. Yani PlayStation 5 ve Xbox Series X'te yüksek kalite görüntülerle oynayabileceksiniz. Ancak elbette ki oyun mevcut haliyle Series X ve S'te geriye dönük uyumluk sayesinde oynanabilir durumda. Oyunlarda bulunan sandıklar, ganimet kutuları gizliden gizli kumar bağımlılığı riski taşıyan insanlara hedef alıyormuş. Bu İngiltere'de yapılan bir araştırmaya dayanıyor. Siz daha devam edin. Vay efendim, FIFA kartı açacağım ben. Dragon Lore AWP çıkar mı bu kutudan? Efendime söyleyeyim, ESO'da bir random kutu aldım. Plymouth ve Wolverhampton Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı bir araştırma, oyunlarda bulunan ganimet kutularının ya da bazı oyunlarda geçen adıyla sandıkların yapısal ve psikolojik olarak kumara benzediğini ortaya çıkardı. Bizzat ganimet sandıkları veya o sandıkları açan anahtarlar bildiğiniz üzere oyun içi pazarda satılabiliyor ve bu kutudan ne çıkacağı belli olmuyor. Çıkan içerik kutunun kendisinden veya anahtardan daha değersiz olabiliyor. Tabii değerli de olabiliyor.
Araştırmanın sonucunda şunlar ortaya çıkmış. Çocukların %93'ü video oyunu oynuyormuş ve bu çocukların %40'ı en az bir kez ganimet kutusu açmış. Oyun şirketlerinin ganimet kutularına elde ettikleri gelirin yarısı oyuncuların yalnızca %5'i tarafından sağlanıyor. Yani kutu açma bağımlısı diyebileceğimiz bu %5 şirketlerin gelir kapısı. Konuyla ilgili geçmiş 13 araştırmadan 12'sine göre ganimet kutusu açmak kesinlikle kumar bağımlılığıyla bağlantılı. Ganimet kutusu açan kesimin çoğunluğunu genç erkek oyuncular oluşturuyor. Açılan ganimet kutularının sayısıyla genç yaş ve düşük eğitim seviyesi arasında bir doğru orantı kuruldu. Yani yaş küçüldükçe ve eğitim seviyesi azaldıkça ganimet kutularına ilgi de artıyor gibi görünüyor. Şirketlerin ganimet kutularından sağladıkları toplam gelirin yarısını kazandıran o %5'lik kesim, bu kutular için ayda $100'dan fazla para harcıyorlarmış. Bunu toplumsal bir sorun yapan şey ise bu harcamayı sadece zengin oyuncuların yapmaması. Maddi durumu iyi olmayanlar da bu %5'in içinde. Gambleaway bu durumun önüne geçebilmek için ganimet kutularının oyun etiketlerine ve yaş derecelendirmelerine dahil edilmesi, belirli eşyaları kazanma olasılığının açıkça gösterilmesi ve oyuna belirli bir harcama sınırı getirilmesini öneriyor. Yani onlar getirmese de biz kendimizi sınırlandıralım. Kredi kartı çıkarıyorum değil mi bir yandan? Black Panther'in yönetmeni Ryan Coogler serinin devam edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz yaz olan Chadwick Boseman'a yönetmen, Chadwick bu seriye devam etmemizi isterdi açıklamasında bulunmuş. Ryan Coogler ayrıca şunları ekledi. Chad'in zamanında neler yaşadığını bilmesem de şu an benden ne isteyeceğini biliyorum. Onu hem bir arkadaş hem de bir iş arkadaşı olarak özleyebileceğim bir şekilde özlüyorum. Ben film izlemeyi seven biriyim ve Chad'in bir sonraki projesini izleyememek berbat bir şey. Acımız ve kaybımız çok büyük. Hala gözlerimi kapattığımda onun sesini duyabiliyorum. Sevdiklerinizi kaybettiğinizde yolunuza devam etmelisiniz. Chad'in durmamızı istemeyeceğini biliyorum. Eğer projeyi iptal edersem Chad'in bana "Sen ne yaptığını sanıyorsun? Projeye devam et." diye kızacağından çok eminim. Yönetmenin sözleri böyle. Black Panther'in yeni çekimlerinin Temmuz ayında başlaması planlanıyor. Godzilla vs. Kong. Godzilla vs. Kong ABD'de yeni bir pandemi rekoruna imza attı ve 48.5 milyonluk bir gişeye ulaştı. Filmin toplam kazancı ise Çin'den gelen rakamları da eklediğimizde $285 milyon ulaşmış durumda. Kazanç rekoruna ek olarak Godzilla vs. Kong gösterime girdiği mekan sayısı açısından da yeni bir rekora imza attı. Film 3064 sinemada gösterildi. Bu yeni rekor, COVID-19 aşılanma sürecinin ilerlemesiyle doğrudan ilgili olsa da hatırlatmakta fayda var. Film HBO Max'te de izlenebiliyor. The Last of Us'ın yeni serisi bildiğiniz gibi HBO'dan çıkıyor. 5 Temmuz'da başlayacak çekimler önümüzdeki yıl Haziran'a kadar devam edecek. The Last of Us HBO dizisinde The Mandalorian'dan tanıdığımız Pedro Pascal'ı Joel rolünde, Game of Thrones'tan tanıdığımız Bella Ramsey'i ise Ellie rolünde göreceğiz. Çok iyi cast ya. Gerçekten çok iyi cast. İlk sezonun bölümlerinin büyük çoğunlukla 2013'teki orijinal oyunundan esinlenildiği söylese de bazı bölümler oyunun hikayesinden büyük ölçüde sapacakmış. The Last of Us dizisinin hikayesi Naughty Dog'dan Neil Druckmann ve Chernobyl'den aşina olduğumuz Craig Mazin tarafından yazılıyor. Cast çok iyi, müthiş oyuncular, ayrı Chernobyl zaten muhteşem bir senaryoydu. Harika ekip. Yıkılıyor. Kesin izlenir. Nintendo, yalnızca Nintendo Switch Online üyelerine özel olacak 99 oyunculu bir Pac-Man Battle Royale oyunu tasarladı. Bir sarar biliyor musunuz? Üf! Oyunun adı Pac-Man 99 ve Nintendo Online abonelerine ücretsiz bir şekilde sunulacak. Pac-Man 99, diğer 98 oyuncuyu etkisiz hale getirmeye çalıştığınız çevrimiçi bir Pac-Man oyunu. Bu oyunda da eski Pac-Man oyunlarından aşina olduğumuz hayaletler, güçlendirmeler gibi birçok nostaljik özellik mevcut. Ancak oyuna aşina olmadığımız yeni güçlendirmeler de eklenmiş. Bu güçlendirmeler arasında diğer oyunculara saldırması için hayaletler gönderebildiğiniz ve oyuncuları yavaşlatabildiğiniz özellikler de yer alıyor. Oyunun bütün detayları da boğmayayım sizi ama sizin de Switch'iniz varsa ve denemek istiyorsanız bütün detaylara ayrıntılı bir şekilde sitemizden bakabiliyorsunuz. Bir weekly fix'imizin daha sonuna geldik. Ben Tuana, Nap of Snorlax Yılmaz. Siz de bize tr.aycan.com dışında Instagram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan her yerden ulaşabilirsiniz. Beğenin, paylaşın, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Bye bye.